Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf 2. ünitemizde yer alan ilk Türk İslam Devletleri konusunu işleyeceğiz. Daha önceki bölümde hatırlayacaksınız, Orta Asya'daki yaşayan Türkleri işlemiştik. Ancak unutmuyorsunuz, Orta Asya'da yaşayan Asya Hun, Göktürkler, İkinci Göktürkler ve Uygurlar Müslüman değil arkadaşlar. Hatırlayacaksınız, bir önceki bölümde de İslam tarihini işlemiştik ve orada şu savaşı öğrenmiştiniz. Talas Savaşı. Talas Savaşı ile birlikte Türkler yavaş yavaş gruplar halinde Müslüman olmaya başlamıştı. Ve o bölümde işlediğimizde de şunu söylemiştik. İlk Müslüman olan Türk devleti kimdir? Karahanlılar. Yani özellikle buraya dikkat ediyorsunuz. Burada işleyeceğimiz devletler Türk, aynı zamanda Müslüman. Çok dikkat ediyorsunuz, karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Gelelim ilk işleyeceğimiz devlet Karahanlılar. Orta Asya'da kuruluyorlar yine. Kurucusu ise Bilge Kül Kağan. Kurucumuzun adı Bilge Kül Kağan. Satuk Buğrahan denilen bir tane hükümdarımız var Karahanlılar döneminde. Bu hükümdar döneminde Karahanlılar arkadaşlar İslamiyet'i benimsiyorlar. Ve Satuk Buğrahan'ın ismi değişiyor. Abdülkerim adını alıyor. Abdülkerim Satuk Buğrahan. Özellikle buraya çok dikkat ediyorsunuz. Bakın yıldız koydum. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Yani bundan önce başka bir Türk devleti Müslüman olmuyor. İlk defa Müslüman olan Türk devletimiz kimmiş? Karahanlılar. Önemli kısma geliyorum. Karahanlılarda birkaç tane eser var arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügat-ı Türk. Lügat sözlük demek arkadaşlar. O dönemde biz Kaşgarlı Mahmut'un eliyle Türkçe sözlük yazıldığını görüyoruz. Ne için yazılmış bu Türkçe sözlük? Araplar şunu iddia ediyorlar. Bizim dilimiz Türkçeden daha üstün. Kaşgarlı Mahmut da bunun tam tersini iddia ediyor. Türkçe Arapçadan daha üstündür diye neyi yazıyor? Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazıyor. İkinci bir eserimiz ise Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig'dir. Kutadgu Bilig'in Türkçe anlamı mutluluk veren bilgi demektir. Ve burada devlet yönetimiyle alakalı yöneticilere, Han Hakan ya da Kaan yöneticilerimize ne yapıyor? Bilgiler veriyor. Bu iki eser Karahanlılar döneminde yazılan çok önemli eserlerdir. Geliyoruz bir diğer Türk İslam devletimiz olan Gaznelilere. Gazneliler kurucusu Alptigin'dir ve nerede kurulmuştur? Bakın kurulduğu yerin ismini almış. Gazne şehri çevresinde kurulmuştur. En ünlü hükümdarımız kimmiş? Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut Allah'ın adını yaymak için gaza ve cihat yapıyor, savaşlar yapıyor. İslamiyet'i yaymak için Hindistan'a toplam 17 tane sefer düzenliyor ve birçoğunda da başarılı oluyor. Bu çabalarından dolayı o zamanki halife olan kişi tarafından Gazneli Mahmut'a bir ünvan veriliyor. Ne ünvanı? Sultan. Artık Gazneli Mahmut'un bir ünvanı var. Sultan Gazneli Mahmut. Özellikle dikkat ediyorsunuz. Sultan ünvanı Türk tarihinde ilk defa Gazneli Mahmut tarafından kullanılmıştır. Yani daha önceden sultan ünvanını kullanan birisi yok. Geliyorum. Gazneli Mahmut önemli yerdeyim. Gazneli Mahmut bilime ve edebiyata önem veriyor. Gazneli Mahmut için bilim çok önemli. Devletin gelişmesi için bilimin önemli olduğunun farkında. Ve bakın bir tane bilim adamını destekliyor. Kimi? Biruni'yi. Hatta o kadar destekliyor ki onun için şu sözü söylüyor. Biruni benim sarayımın en değerli hazinesi. Bir kral için ya da bir hükümdar için en değerli hazine altındır, maldır, mülktür değil mi? Ama bak Gazneli Mahmut öyle demiyor. Benim sarayımın en değerli hazinesi bilim adamı Biruni'dir diyor. Biz buradan şunu anlayabiliriz. Gazneliler neye önem veriyor? Bilime önem veriyor. Bu dönemde
1040 yılında bir savaşımız var. Savaşımızın ismi Dandanakan Savaşı. Kimlerle yapıyor Gazneliler? Selçuklularla yapıyor. Buraya özellikle dikkat ediyorsunuz. Selçuklular da Türk, Gazneliler de Türk. Yani diyebilirsiniz ki iki Türk devleti niye savaştı birbiriyle? Ben de size o zaman şunu söylerim. Bugün belki duyuyorsunuzdur. Bir babanın mirası oğullarına düştüğü zaman onlar bile kavga ediyorlar değil mi? Bu Türk devletleri de toprak mücadelesi için birbirlerine girmişlerdir. Savaşı Selçuklular kazanıyor, Gazneliler kaybediyor. Savaşımızın sonucu şu. Dandanakan Savaşı'ndan sonra Gazneliler yıkılış sürecine giriyor. Selçuklar ne yapma sürecine giriyor? Selçuklar da kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Gelelim biraz önce Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yenen Büyük Selçuklu Devleti'ne. Hangi savaştan sonra kurulduğunu söyledik? Dandanakan Savaşı'nda, burayı yanlış yazmışım. Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yenerek ne yapıyorlar? Kuruluyorlar. Şuraya Gazne yazıyorum. Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yenerek kuruluyorlar. Kurucusu kimmiş arkadaşlar? Tuğrul Bey. Tuğrul Bey devleti yönetirken kardeşiyle birlikte yönetiyor. Kim kardeşi? Çağrı Bey. Biz bunu daha önceden hatırlıyoruz değil mi? Devleti iki kişi yönetiyorsa biz bu sisteme ne diyoruz arkadaşlar? İkili sistem. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü devleti yönetmeyi kolaylaştırmak için. Bugün bile basit olarak düşünürseniz okullarımızı yönetmek için müdür var, müdür yardımcısı var. Sınıfımızı yönetmek için sınıf başkanı var, başkan yardımcısı var. Devleti yönetmek için de bir büyük var, devletin asıl yöneticisi, bir de yardımcısı olan kardeş var. Devleti kolay yönetmek için ikili sistemi devam ettirmişler. Metehan kuruyordu hatırlıyorsanız ikili sistemi de. Anadolu'ya ilk defa keşif amacıyla ne yapıyorlar? Akınlar başlatıyorlar. Yani Anadolu'ya yerleşmiyorlar önce. Önce bir gözlemliyorlar. Acaba Anadolu yerleşilecek bir yer mi? Su bakımından nasıl, toprakları nasıl, ticareti nasıl? Anadolu'da gözlem yapıyorlar. Yani keşif yapıyorlar. Bu dönemde bir savaşımız var arkadaşlar. Pasinler Savaşı. Anadolu'ya geldik keşifler sırasında. Anadolu'nun sahibi var, Bizans. Anadolu'nun sahibi olan Bizans, "Oo, hoş geldiniz Selçuklular, buyurun gelin yerimizi alın" diyecek mi? Tabii ki hayır. Öyle bir şey demeyecekler. Adamlar savaşacaklar kendi yerlerini korumak için. Biz de onlardan o yeri almak için ne yapacağız? Savaşacağız. Savaşımızın ismi Pasinler Savaşı. Savaşı Selçuklu Devleti kazanıyor, Bizanslar kaybediyor. Dikkat ediyorsunuz, Selçuklu ile Bizans arasındaki ilk savaştır arkadaşlar. Bu dönemde Abbasi halifesini Tuğrul ve Çağrı Beyler ikisi birlikte ne yapıyorlar? Koruyorlar. Abbasi halifesi de Tuğrul Bey'e bir ünvan veriyor. Ne ünvanı? Sultan. Biz bunu bir önceki bölümde de görmüştük. Sultan ünvanını Gazneli Mahmut da alıyordu. Artık Tuğrul Bey de ne ünvanı aldı? Sultan. Şunu anlayabilirsiniz. Abbasi halifesinin başı sıkıştığı zaman hep Türklerden yardım istiyor. Geliyoruz belki de 6. sınıfta işleyeceğiniz en önemli konuya. Bir savaşımız var bu dönemde Selçukluların yaptığı. Savaşımızın ismi Malazgirt Savaşı. 1071 yılında. Artık Anadolu'ya iyice yerleşmeye başlamışız. Ve Anadolu'da da Bizans bize karşı çıkıyor. Muş'un Malazgirt Ovası'nda iki ordu karşılaşıyor. Selçukluların başında kim var? Sultan Alparslan. Bizans'ın başında kim var? Roman Diyojen. Arkadaşlar, Bizans ordusu çok kalabalık. Yaklaşık 90 bin kişi. Selçuklu ordusu ise yaklaşık 40 bin kişi. Yani neredeyse yarı yarıya. Böyle bakarsanız Bizans'ın yenmesi lazım. Ama Selçuklu Sultanı Alparslan bembeyaz bir kıyafet giyiyor ve savaş alanında askerlerine hitap ediyor. Şöyle söylüyor. Diyor ki, ben buraya bembeyaz elbisemi giydim, kefenimi giydim de çıktım. Bu yolda benimle gelen gelsin, gelmeyen geri dönsün. Bunun üzerine askerlerimiz gaza geliyorlar. Bu savaşı kazanmamızdaki birinci neden.
İkinci nedene geliyorum. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde de işleyeceğim. Türkler savaşta çok zeki taktikler kullanmışlardır. Mesela ne taktiği? Buraya yazıyorum bakın. Hilal taktiği. Düşmanlarını çember içerisine alıyorlar ve düşmanlarını ortada yok ediyorlar. Bu taktiği de bu savaşta kullanarak kalabalık Bizans ordusunu yenmişlerdir. Yani savaşı kim kazanıyor? Selçuklular. Bizans savaşı kaybetti. Geliyorum bakın en önemli kısmımıza. Biz Anadolu'nun kapılarını Türklere bu savaşla açıyoruz. Aklınıza demir kapı mı getirirsiniz? Aklınıza tahta kapı mı getirirsiniz? Ne getirirseniz getirin. Anadolu'nun kapıları artık Malazgirt'le Türklere açılmıştır. Ve bu savaştan sonra Anadolu'yu fethetmek için, Anadolu'yu daha da sahiplenebilmek için Alparslan tarafından kimler görevlendiriliyor? Komutanlar görevlendiriliyor. Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemi Melikşah dönemidir. Melikşah döneminde bakın bir medrese kuruyorlar. Nizamiye medreseleri. Bu medrese önemi şu, dünyanın ilk üniversitesi kabul edilir. Bağdat'ta kuruluyor. Dönemin en önemli okulu, dünyanın da ilk üniversitesi olarak kabul ediliyor. Melikşah bu dönemde astronomi çalışmalarını hızlandırıyor. Melikşah bir kişiye görev veriyor. Ömer Hayyam. Diyor ki Ömer Hayyam'a, sen bana bir takvim hazırla. Ömer Hayyam da Sultan Melikşah'ın isteği üzerine hangi takvimi hazırlamış? Celali takvimini hazırlıyor. Bu dönemde bir de Melikşah ve Sultan Alparslan'a yardım eden, daha önce Sultan Alparslan, sonra da Melikşah'a yardım eden bir vezirimiz var. Vezir ne demek diyebilirsiniz? Vezir bugünkü Cumhurbaşkanı yardımcısına benzer arkadaşlar. Vezirimizin adı Nizamül Mülk. Bakın burada da ismi benziyor değil mi? Nizamiye. Zaten Nizamiye medreselerini kim kurmuştur? Nizamül Mülk kurmuştur. Önemli bir devlet adamı, tecrübeli bir devlet adamı Alparslan ve Melikşah'a devlet yönetimi konusunda yardım ediyor. Nizamül Mülk bu tecrübelerini de bir kitaba aktarmıştır. Yazdığı kitabın ismi de Siyasetname. Evet arkadaşlar, böylelikle ilk Türk-İslam Devletleri konumuzu bitiriyoruz. Dersimizi beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın.